Orta Asya kültür merkezlerini kodlayacağım sizler için hocalarım. Biliyorum bu konuyu çalışırken oldukça zorlandığınızı biliyorum. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi kıymetli hocalarım bakın, ana kültürü biliyorsunuz Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Bunu unutmamak için ne yapacağız hocam? Bak. Anav ve harfin adı ne oluyor? Ana oluyor. Hocam ana nedir? Ana temel bir şeydir değil mi? Orta Asya'nın anası neresidir hocam? Anav kültürü diyeceğiz değil mi? Anav, ana temel bir şey olduğu için hocam bu şekilde kodlanabilir. Aynı zaman atın ilk defa görüldüğü kültür merkezi ana kültürü olduğunu sakın ola unutmayacaksın. Peki bunu neyle karıştırmayacağız? Afenesiova kültürüyle karıştırmayacağız. Afenesiova kültürü Türklerin en eski kültürüdür hocam bak. Türklerin en eski kültürü Afanasyova ama Orta Asya'nın en eski kültürü ise Anav kültür Bak peki bunu nasıl kodlayacaksın? Bak Afanesiova diyor sana ne diyeceksin? Ben buraya Efe demek istiyorum. Hocam ki e Efe dersem aklıma kim gelecek? Aklıma Ege bölgesindeki Efe'ler gelecek. E, Efe Nesiova dersem hani Afanesiova'dan yola çıkarsak Efe Nesiova dersem aklıma Türkler gelecek. Türklerin en eski kültürüdür. Peki Andronova'ya bakalım. Hocam Andronova ise Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür merkezdir. Yine kelimelerle oynamaya çalışacağız hocam. Bak. Andronova sondaki ova kelimesine bak hocam. Bak ova. Ova nedir? Coğrafyadan hatırla geniş düzlüklerdir. O zaman Orta Asya'nın en geniş alana yayılan kültürü hangisidir? Andronova kültürüdür hocam. Ama bunu neyle karıştırmayacaksın? Afenesiova ile karıştırmayacaksın. Peki gelelim Kelteminar. Hocam Kelteminar kültürü ise balıkçılığın ilk defa yapıldığı kültür merkezidir. Bak hocam kelime yoğunlaş. Bak kel minar diyoruz. Keldin bak. Balığa bak. Balığı incele hocam. Balın saçı var mı? Yok. Balık keldir. O zaman kelte minar balıkçılık diyeceğiz değil mi? Balıkçının ilk kez görüldüğü kültür kelte minar kültürü. Peki karasu kültürü? Karasu kültürü ise maden demirin ilk kez görüldüğü kültür merkezi. Zaten diğerleri kodlarsan karasu kültürü ortada kalıyor. O da demir kültürü diyeceğiz. Bununla ilgili bir kodlama bulamadım ama geliştireceğim. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor diyeceğim. Peki Tagar kültürü. Hocam bak Anap kültürü dedik. Afenesuva kültürü dedik. Andronova dedik. Kelteminara dedik. Karsuk dedik. Ama hangisine bakmadık? Tagar dedik. Peki Tagar kültürü ise en gelişmiş kültürdür ve aynı zamanda en yeni kültürdür değil mi? En yeni kültürdür aynı zamanda. O zaman hocam bak Tagar kültürü nasıl kodlayacağız? Çok gelişmiş bir kültürdür. Kim tagar diğer kültürleri değil mi? Yani takmaz diğerlerini. Tagar çok geliştiği için diğer kültürleri takmaz diyeceğiz. Hocaların bu şekilde bir kodlama yapılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.